Şimdi dün müsaadenizi isteyerek ayrıldığım ve çıktığım sahnede Cem Belebi'nin de Tevafuk Oku konseri vardı. Sen konseri izleyemedin ama değil mi? Erken ayrıldın Tayyar. Orada da çok acayip tecrübelerim oldu. Şimdi Cem Belebi ile bu İrem Derici arasındaki yoyo topu gibi bu atışmaları vesaireleri nasıl okuyorsunuz? Pınar, ben başından beri samimiyetsiz buluyorum. Sebebi de şu. Başından beri İrem Derici'nin sürekli "Yahu ben bıktım size bu konuda hayır demekten, siz hala bu konuda niye ısrar ediyorsunuz?" diye bizi salak yerine koyduğu bir ilişki olduğu için başından sonra samimiyetsiz. Bir şey soracağım, bir kadın kendini bu pozisyona düşürür mü peki yani PR için? Düşürür. Saltanat sona erdi, çeyrek popçu, sefil düşürür. Hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum, hayırlı konser bu dilenmeler. Bu İrem. Yani. Ya abla bir şey söyleyeceğim. Ama İrem'e böyle bravo. Zaten yani çok rahat. Ya arkadaşlar bir adam PR için bir şey söyleyeceğim. Bence bunlar çok iyi arkadaşlar. Bence öyleler. Bence kendilerini iyi gündemde tutuyorlar. Evet, aynı bence çok yakın dostlar. Yani Gökay'la bizim birbirimizi gündemde tutmamız gibi bir şey. Ya yok abi, ben bak bir şey söyleyeyim mi? Ben ama gündemde İrem'in... kalmak, gündem olmak için en yakın arkadaşımı şakacıktan da olsa, aslında öyle olmadığını da bilsem, çeyrek sunucu, bilmem ne. Hadi kendine sunum dilenmeler, ne bitti olacak? Saltanatın aa, falan aa. Abi yok sanki mu ben? Sanki ilk defa mı görüyorsun? Atarım kendimi buradan aşağı, sen manyak mısın ya? Ama şey, İrem karşısındaki insana farkındaysan İrem cinsiyetsiz bir kız. Cinsiyetsizden tavrım şu. İrem hiçbir zaman duyguları kadının, olarak cinsiyetsiz. Evet yani bir kadının o zerafeti özür diliyorum ama ben bu arada İrem'i çok seviyorum ama İrem'in böyle bir ki filtresi yok mesela. Konuşurken de son derece küfürlü konuşan, erkek arkadaşıyla da arkadaşıyla da konuşurken asker arkadaşıyla konuşur gibi konuşan, son derece böyle belden aşağı konuşan biri olduğu şimdi için. Cem Belebi'nin açıklamasını bir okuyalım isterseniz. İlişkimle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama paylaşım yaptığı için birkaç şey söylemek istiyorum. Kendine de ilettim zaten. Aslında biz İrem'le daha önce ilişkimizi noktaladık. Bunu duyurmak istemedi. Benden de rica etti. Özel bir sebebi var. Kendine ve ilişkimize saygı duyduğum için o da bende kalacak. Her şeyden önce karşımda bir kadın var. Çok değerli bir meslektaşım var. Çok güzel de bir yürek var. Artık onu ne fevrileştirdiyse, ne öfkelendirdiyse bilmiyorum. Bir şeyler paylaşmış. Ben kendini çok sevdim. Hepimiz ilişki yaşıyoruz. İnişli çıkışlı. Yürütemedik, olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, dolu dolu yaşayan, hisleriyle hareket eden bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka şeyler. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamaz da. Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hala kendini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Fevrice ağzından çıkanlara, söylediklerine takılmıyorum. Canı sağ olsun, içi rahat olsun. Benim de içim çok rahat. Asla kendini aldatmadım, hiçbir kadını aldatamam. Beceremem böyle şeyleri. Aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım ben diyor Cem Belebi. Evet nasıl şey yalancını... oldu uzandı? Sevgili Gökay. Gökay. Efendim abi. Sevgili Gökay. Buyurun. Şimdi ben şöyle isterseniz uzaktan olduğum için bu sefer sözü ben alayım sen vermeden. Rica edeyim. Buyur. Şimdi Burak Ut'un bir şarkısıydı değil mi Tayyar? Yaşandı bitti saygısızca. Saygısızca aynen öyle abi. Şimdi aslında bu aşk bana göre bir hani bir düet ya da birbirini PR'ını artırmakla ilgili gelişti. Yakınlaşma olmuş mudur? Olmuştur. Hazır burada değerlendirdiler ama aslında biterken, başlarken Cem Belebi İrem Derici'nin şöhretinden yararlandı. Dolayısıyla aslında bunun adını tırnak içinde aşkla ilişkilendirdiler kısmen de olsa. Biterken şu an harcamak babında da olsa İrem Derici onu harcayarak reklamını yapıyor. Dolayısıyla revanşını almış oluyor. Siz Karagöz ve Hacivat'ın hikayesini bilir misiniz arkadaşlar? Karagöz ve Hacivat döneminde bir inşaatta çalışan iki tane amele bunlar. Fakat çok eğlenceli ameleler. Birkaç defa ustabaşı uyarmasına rağmen bunlar bu huylarından bir türlü vazgeçmiyorlar. Sürekli işleri güçleri şakrabanlıkta, al aşağı ver güle gülüşüyor. İşçiler de bunları seyretmekten doğru düzgün işlerini yapamıyorlar. Ve bundan kaynaklı işte hikayeyi yanlış anlatıyor olmayayım, şikayet ediyorlar ve başlarının vurulmasına karar veriliyor o zamanki dönemde. Sayanın senle benim başımızı vurması gibi bir durum şimdi, yani bu. Bu Karagöz Hacivat oyunu seneler içinde hep böyle devşire devşire günümüze kadar geldi. Bu ilişkiler birer Karagöz Hacivat oyunu. Artık kadının hüküm vermesine de gerek kalmadı. Bunlar birbirlerinin kellesini de alıyorlar hikayenin sonunda. Önce bir milleti bir güldürüyorlar, bir eğlendiriyorlar. Sonra hikayenin sonu geldiğinde
kendilerine ilişkin hükmü de veriyorlar. Şimdi bugün diyor ki İrem Derici gibi zeki, İrem Derici kadar akıllı, İrem Derici kadar aslında ne yaptığını bilen bir kadın. Diyor ki bende ses kayıtları var, bugün öğlenden sonra dinleteceğim. Yani bunun bir kere suç olduğunu artık yedi düvel biliyor. Ama İrem Derici bilmiyor değil. Aleni tehdit bir kere. İkincisi, bizim hayatımızda bir Cem Belevi var mıydı İrem Derici meselesi gündeme gelene hayır. kadar? Tanıyor muyduk? Yo, bu bir Bircan Bari meselesinde birazcık kadar, böyle bir parazlandı. Aynen. Yine Bircan'ın üzerinden, yine popüler bir kadının üzerinden bir Cem Belevi duyduk. Sonra daha düne kadar Cem Belevi'nin şarkılarını çalmayan radyolar... Bircan'la yine, onun bir ilişkisi mi oldu? Öyle bir dedikodu oldu yani. Sonrasında Cem Belevi çalmayan radyolar İrem Derici'nin yüzü suyu hürmetine Cem Belevi çalmaya başladılar. Televizyon programları Cem Belevi ile İrem Derici'yi televizyonlara davet etmeye başladılar. Daha düne kadar Nişantaşı sokaklarında Cem Belevi'yi çekmeyen gazeteciler şimdi. İrem Derici'den dolayı mikrofon uzatmaya başladılar. Hep beraber bir orta oyunu seyrettik. Oyunun başrol oyuncuları oyundan sıkıldılar. İkisinin de önü tıkandı çünkü. Bazı ilişkiler kadınlara ve erkeklere yaramaz. Olmaz yani. Birbirlerine iyi gelmezler. Türkçe tabiriyle silik soruyla fazla götüremezsin bu gemiyi. Bu gemi karaya oturdu. Şimdi ilişkinin filanını yine magazine yakışır. Yani hikayenin içeriğine yakışır bitirmeleri lazım. Biraz döz diyollası olacak ki gündemde olsun. Bu arada ayrıldıkları gündeme gelsin. Cem Belevi'ye başka kadınlar yazılsın. İrem Derici de yine sosyal medyadan ya da oradan bulduğu adamlarla devam etsin. Hikayenin özü bütün bu. Bütün hikayenin özü. Yıllar önce klipler çekildiğinde diyelim ki sevgili Pınar ayırıyorum bunun içinden çünkü bir dönem ben müzik şirketinin genel müdürünü yaparken o bizim solistimizdi, solistlerimizden biriydi. Kim olsun diyelim ki Kenan Kalal, farazi söylüyorum, onunla mı klip çekilsin? Aslında bir kısım ekran şöhreti ya da işte podyum şöhreti veya oyuncularla ilgili kişilerin klibe dahil olmasını istediğinde bir bütçe çıkarılırdı. Bu bütçenin içinde en az bir ayda mekanlarda, sağda solda, davetlerde bu işin biraz göstermelik, biraz aşağı kaçabileceği yolundaki PR'ın yapılması ile ilgili bir bütçe verilirdi. Yani herhalde onlar da bu işi gönülden yaptılar. Muhtemelen Cem Belevi'nin yazdığı şarkı sözleri değilse onlardan belki birkaç tanesini almıştır. Artık münhasıran mı yoksa bir aylık mı verdi onu da bilemeyiz. İlişkilerin de reklamların da şekli değişti. Abi şimdi İrem bir arkadaş kıyağı yapmaya kalktı ama ihale üstüne kaldı. Yük böyle ilişkiler kadınlara ve adamlara kim topun altına giriyorsa. İrem'in üstüne ihale kaldı. İrem'e yük kaldı Cem Belevi. Yani kadının ayağına bir kelepçe gibi taktılar. Cem aşağı Cem yukarı. Şimdi her arayanda bir daha ikili de oldular gelsinler. Gazino yapmaya kalktılar olmadı. Müzikal birliktelik olmadı. Medya zaten başından sonuna samimiyetini anmadı ama iki tane önemli isim, hadi popüler isim birazcık da şey olsun diye. İrem bence bu hikayeden sıkıldı. Ve kırmızı başlıklı kız kurdu da yanını alıp ormanı terk etmeye karar verdi. Hikaye bu. Yoksa aşk meş falan boş. Boş. Yani başından beri kadın hatırlıyorum şey Ece Seçkin'in düğününde galiba son kapıda gazetecilere ahkam kesti ayıptır dedi ya. Şimdi düğünü terk edeceğim gideceğim. Hala aynı şeyden bahsediyorsunuz dedi. Bunu söyleyen bu İrem Derici ya. Evet, ilişkiyi inkar eden, hatta bunu ya düğünü terk edeceğim dedi. Getiriyorsunuz. Sizi, sürekli Cem'le yan yana yazıyorsunuz. Ben kimsenin reklamını yapmak istemiyorum diyordu. Sizin yüzünüzden bu düğünü terk edeceğim. Ben söylemekten yoruldum. Siz sormaktan yorulmadınız. Benim arkadaşım ve başka bir şey yok diyen kadının aynen. böyle bir aşkın içinde olduğuna bana İrem Derici önümde secde etse inanmam ya. Aynen öyle. Yok ya, olur mu? Yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kadar kendisi dile getirdiği için libidosu yüksek olup hayatındaki bir erkeğin varlığına her şeyden fazla önem veren ve yalnız kalmayı sevmeyen bir kadın neden böyle bir oyunun içerisine girip kendini yalnızlaştırsın? Yo, yalnızlaştırmadı. Niye yalnızlaştırsın? Ne yapıyor? Dışarıda Cem Belevi ile görüntü verip ya, içeride tamam başka da, şeyler mi kıyı yaptı? Biz dışarıda kameranın önünde Cem Belevi'yi gördük. Bence bir şeyler de yaşanmıştır da. Yok ya. Sana bir şey, hiç bir şey yaşanmadı de, diyorsun? Bence bir şey de yaşanmamıştır. Yok ya. Vallahi yaşanmamıştır. Ben yaşandığına inanıyorum. Yaşanmamıştır. Vallahi yaşandığına inanıyorum. Yani bu kadar zemin yumuşak zemin. Futbol oynamaya müsait bir zemin. İrem'in öfkesi neden biliyor musun? İrem gerçekten bir şeylerin içerisine girip kendini kaptırmış olabilir.
Ama Cem'de o yok. Yok. Bak, bir Cem şey bir oyunun planın içinde neden? Aynen. Dün onu bir şey fark ettim. Gazete, ben de onu düşünüyorum. Gazeteci gibi düşün. Oturduk denizi seyrediyoruz. Aa, gemi battı mı? Ulan fırtına var, az sonra bu gemi batar bilmem. Hangisi daha cazip? Fırtına var, ulan bu gemi az sonra batar deyip geminin batması. Gemi böyle batacak ki malzeme olsun. Biz bu metni okur muyduk? Bu hikaye olur muydu? Bu tehditler olur muydu? Şöhret yarısı olur muydu? Ya ben bu alemde iki tarafın birbirine hakaret bak, etmesinin hiç ceplerine eksi olarak yazıldığını görmedim. Canımın içi. Evet, vallahi ne görmedim. Dün, ne kadar çok küfür kafir, o kadar çok gündem. Hayatım dün neyi gördüm biliyor musun Başak? Şeyi gördüm. Sahneden indim, sunum bittikten sonra indik aşağı izleyicilerin yanına. En son Cem Belevi sahneye çıktı. Quality dergisinde en quality pop sanatçısı olarak ödüle layık görülmüş. Kendi teklif etmiş. Bak. Konser vermeyi. Bak, kendi teklif ediyor konser vermeyi. Sayın seyirciler, ne demek istediğimi anlamak için sizden rica ediyorum. Bugün Instagram'da dün akşam Cem Belevi'nin salondan ayrılırken yaptığı bir röportaj var. Eğer birazcık insan sarrafıysanız ve samimiyetlere inanıyorsanız o röportajı söyledin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Evet. Abi çıktı sahneye. Bak çıktı. En ön masada oturuyorum. Mikrofonu bıraktık. Kulise gittim. Terimi sildim. Aşağı izleyicilerin yanına indim. Cemiyet Gazinosu adı altında bir tema yaratmış. Cemiyet kadınlarını oynuyor. Hani belli bir yaş statü üzerinde hani kadınlar vardır ya. Sahnede genç, yakışıklı bir erkek görmek. Bayılıyorlar. Onların ruhunu okşayacak şekilde. Abi bak, benim diyen gazino astrolisinde böyle iş ve cilve yoktur bir erkek olarak. Nasıl abi eğiliyor boncuk onlara doğru? Onda bunda, tamam mı? Şundadır. Gömlek buraya kadar açık. Şundan eğildiği bunda, anda zaten bütün mal beyanı şeklinde. Tamam mı? Böyle bildiğin hani Zeki Müren'in hani biraz daha derli toplu giyinmiş halini düşün. Tebrik tamam mı? Ediyorum. Ben oralara kadar getirmek istemedim meseleyi de. Daptaracık bir pantolon. Bak, skinny skinny olalı böyle bir pantolon görmedik yani, anladın mı? Daptaracık bir pantolon, tamam mı? İpek uçuş uçuş bir gömlek. Gömlek buraya kadar açık. Ceket savruldu, atıldı bilmem ne falan. Yani o Cahide'nin o meşhur şeyi var ya, ince koridoru sahnedeki. Orada abi böyle insanların içinde. Peki bir şey söyleyeceğim. Ve hemen sol sağ cenahta. Cem Belevi'nin sahne aldığı dakikada iş ve cemiyet dünyasından kaç popüler hanımefendi vardı salonda? Yani çok az kaldı da. Çok az kaldı da neyse. Hemen sağ tarafta esmer ince bir kemikli yüz hatları olan bir kızcağız vardı. Onunla flörtöz bir durumu vardı. Adımı basarım bak. Onunla var bir durumu. Onunla acayip bir şey halindeydi. İletişim halindeydi. Tanımadıklarını düşünmüyorum birbirlerini. Ondan sonra oturdum ben böyle ikinci sırada. Oturdum böyle tiyatro böyle. Tiyatroyu izledim yani. Böyle bakıyorum vesaire falan. Ha, burada da dün o gördüğüm adam profili. O cemiyet gazinosu bilmem ne, ben bila bedel çıkar şey yaparım, konser veririm vesaire. İnsanlara o komplimanları vesaireleri, kaypaklık akıyordu üzerinden, böyle paçalarından. Dansözler falan çıkıyor, oynuyor onunla beraber. Bir numaralar, bir şeyler yapmaya çalışmış. Ha, o hani, da tandan çalma. Tanın sahnesine dansözler tabii, çıkar tabii. Senelerdir mı? Ama yeni değil yani. Senelerdir tanın sahnesinde vardır o. Dolayısıyla ben manzarayı şöyle okuyorum. İrem gerçekten bir şeylerin içerisine bence girdi. Ama bu girdiği suda tek başına yüzdüğünü fark etti. İş bu sebeple fevri. Ya işte gelmeyeyim dedim oralara kadar da daha ne diyeyim yani. Ya anladın mı? Bu yüzden İrem vay fevri. Ya. Yani bu İrem'le Cem'in ortaklaşa çevirdikleri bir oyun değil. Arkadaşlar, Cem Belevi'nin ses meselesi değil konuştuğumuz mesele. Şarkıcılıklarını konuşmuyoruz. Şarkıcılıklarını konuşmuyoruz. Bir kadın erkek ilişkisi üstüne muhabbetteyiz şu anda. Bu dünyada da böyle, bizim ülkemizde de böyle ama bu acaba izleyicinin de seçimi bu yönde mi oluyor onu da bilmiyorum. Ne zaman ekranda böyle abuk subuk Türk toplumun, Türk olarak değil, toplumun ahlaki değerlerini rahatsız eden aldatılma, zina, taciz, ya enses, ben rejiye şeyi gönderiyorum. Varsa, Cem Belevi'nin şeylerini göndereceğim. Eğer ki bu benim çektiğim kendi görselim, kendi fotoğrafım, yayınlamaktan herhalde sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Ne dediğimi anlamanız adına belki gösterebilir, yayına hazırlayabilirsek o Cem Belevi'nin işveli cilveli halleri story olarak story'de kalmasın. Vardır ya, story'de kalmasın, ekrana da çıksın. Savaş abi, gönderdim sana.
Evet, ben de mesela ülkemizde hakikaten en çok insanlar ekranda şunu görmek istemiyoruz. Ekranda çocuklarımızın bunu izlemesini istemiyoruz. İşte Esra Erol'un programına katılanlar rezil. İşte Müge'nin programında sürekli cinayet haberleri vesaire diye Rütü'ye çok fazla da şikayet de geliyor. Ama baktığınız zaman reyting dediğiniz şeyde de en çok onlar izleniyor. Sosyal medyada da keza öyle. Ünlüler arasında ne kadar çok rezillik, ne kadar çok manasız tartışmalar, ağzı bozukluklar, olaylar en çok eleştiren Türk toplumu oluyor ama yine en çok izleyen de Türk toplumu oluyor. O yüzden de galiba halk olarak biraz kendi içimizde de riyakarlığımız var. Var bunu da kabul etmemiz var gerekiyor. Tabii ki, olmaz o yüzden mı? De hani eğitici program koyuyorlar yöneticiler. Sabah reytinglere bakıyorsun. Reklam bu adamlar da kanalları reklamlarla döndürüyorlar. Ama siz o programları izlemiyorsunuz. Yapılan dizilere bakıyorsunuz. Eğitici bir dizi yapılsa kimse o dizileri de ya izlemiyor. Hayatım, içimiz dışımız magazin oldu diyorlar. Magazin programlarını benden daha fazla saati dakikası ve teresine kadar hani o yüzden Türk insanlar. Toplumu olarak birazcık da istediğimiz şeyin üzerinde hedeflenip de bu konu üzerinde destekleseniz o da olur. YouTube'a bakıyorsunuz. Nerede böyle birebir konuklara bakıyorsunuz, kişilerin seçtiği konuklara. Nerede çok fazla yerden yere vurulan, tukaka edilen varsa onun YouTube'daki programı çok izleniyor. Nerede eğitici, bir bilim adamı, bir akademisyen, bir yönetici, ülkenin yapısıyla ilgili bir şey konuşuyor. Bir bakın izleyici kitlesine yarı yarıya daha düşük. O yüzden kendi içimizde arada, de var problem. Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim edelim. Gündemimizde yok ama Cenk Eren'le ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Hı hı. Bir mahalle muhtarı mahallesindeki çocuk parkını yıktırıyor. Çok ses oluyor diye. Çocuk sesi Ayda. Oluyor diye. Cenk Eren gazete haberini okuduktan sonra bölge belediyesine müracaat ediyor ve parkın bütün tadilatını üstleniyor. Ay helal olsun. Belediye de parka Cenk Eren'in ismini vermek istiyor. O semtte şehit düşmüş bir kardeşimiz vardır, varmış. Cenk Eren diyor ki hayır, parka adımın verilmesini istemiyorum. Bu parkın adını şehidimizin adı olarak koyun parka. İşte diye. Bu da alkışlanır yani. Helal olsun. Gerçekten tebrik alkışlanır. Ediyorum. Teşekkür helal ediyoruz Cenk. Ama Cenk bu tarz konularda hep helal duyarlılığı olsun. çok yüksek bir adam. Helal çok olsun. Yüksek bir adam. Peki İrem Derici'nin Cem Belevi'ye yaptığı açıklama ne? Hemen bunu da görelim. Über samimiyetsiz buluyorum diyor. Açıklamayı izledim. Ben birkaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya. Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi. Ha ne dersin? Yaz sonuna kalmak diremi şutlarım zaten. Şut takvimi bir doldurayım. Şimdi kötü çocuk imajı çizemem mi olsun ilk konumuz? Yoksa alevler attığın influencerlar mı? Sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya. Bana fark etmez. Siyah demiş. Diyor ki arkadaşlar kitabın birinci bölümünü okudunuz. Tabii. Önümüzdeki günlerde kitaba ilişkin yeni bir şeyler yazacağız. Siz bize okumaya devam edin. Ya hayır katma kızı bu işin içine. Ya gerçekten niye katmayacağım katma. Ya. Bak dün gördüğüm adamın istemeyen proporsiyonu. Bak hayatım. Dün gördüğüm adamın çizdiği profil bir kadını bu noktada haykırtacak profil. Takım 6-0 mağlupken sahaya çıkmak istemeyen futbolcu der ki hocam benim hastalığım, sakatlığım yüksek. Ay senin eşeğin gancık olsun. Bu formayı tamam, giyip şey sahaya ben. Çıkmaya hazır. Bunu niye yazıyorsun o zaman? Canı bunu, yanıyor. Ya hadi canım. Hangi hayır, can şey yanıyor ya? Hayır bir şey söyleyeceğim Gökhan'cığım. Nasıl bir şey candır o ya? Şey konusunda sana katılıyorum. Evet İrem gerçekten hani duygularıyla hareket eden böyle langur lungur ortaya konuşan. Ya kadın erkek seviyorum. Yapmıyor. Benim libidom yüksek diyor. Ama, niye Cem böyle bir yere kadın erkek seviyorum şu diyor ama. Şu açıklaması da bana göre çok olayı uzatıyor. Çok gereksiz. Ama kadın erkek seviyorum diyor. Evet. Diyorum ve susuyorum. Hadi daha çok konumuz var. Bu noktada Cem Belevi'nin erkek olmadığını iman ediyorum. Öyle bir şey demedim. Kadın erkek seviyorum. Ben daha kadının beyanını seviyorum. Daha sebep olacak şeylere girme. Ben demiyorum Tayyar diyor. Tamam ben, ama sen de fişfişliyorsun. Ben hiç öyle bir şey söylemedim. O senin fişfişliyorsun Tayyar abi yapma. Ben öyle bir şey söylemedim. Neyse. Ben evet. İrem Derici'nin erkek sevdiği konusundaki beyanını yüksek sesle dile getirdim. Yok onu ben dile getirdim ama erkek seviyor diyen sen oldun. Tamam işte erkek kadın öyle diyor. O mahkemeye sen çıkacaksın. Bizi de şahit yazdıracağım. Seyhan'ı şahit yapacağım. Gelinliğiyle gelsin. Ay ben olsam Seyhan'ı asla şahit yapmazdım Tayyar abiciğim. Bir daha düşün. Kendisi adliyeye gelinlikle kim geliyor o? Çünkü. Seyhan, Seyhan'ı sakın şahit yapma. Yok, ben ya, sana sen söyleyeyim. Sen misin ya? Şimdi Nurettin birazdan... abi Bodrum'da hava sıcaktı ne alemde? Bir de onu söyle bize. Hava çok iyi. Muhteşem. Deniz Meclisi'ni de açtı insanlar. Oldukça iyi. Yüzünde durumlar var. Yani bayram boyunca ciddi... İstanbul gibi yağışlı olmasa da bu soğukluk vardı ama son cumartesiden beri oldukça iyi. Geceler de iyi. İyi. Arkadaşlar Cem Belevi'ye gay demedik. Öyle bir şey başka bir şey ima etmeye çalıştı
Tayyar abi erkek abi, seviyor şey derken de erkek hayatım, seviyor tabii. Hayatım bence benim için lezbiyen değil yani. İrem Derici'nin, erkek seviyor demek İrem Derici'nin cinsel tercihi hakkında kadına ben erkekleri seviyorum aynen diyor. Aynen öyle. Yani. Atina'ya sevgiler. Evet, evet, devam edelim. Devam buyurun. Edelim. Sayın moderatör. Şimdi arkadaşlar rejide bandı hazırlıyorlar. Yok dağılmadım, dağılıp gitmedim bir yere de bandı hazırlıyorlar. Biraz daha topu çevireceğiz bu noktada. Çünkü Cem Belevi'nin dünkü performansını ekrana taşıyacağız. Top gol oldu. Ne olacak ya? Nurettin abi sen nasıl okuyorsun bu fotoğrafı? Gerçekten sence şey mi? Bir tiyatro oyunu mu bu? Yani konuşmanın başında söyledim. Aslında hani reklam kokan hareketler derler ya film vardı ya da İşte böyle oyunlar vardı. Karşılıklı iki tarafın da birbirinin PR'ı için anlaştıkları bir senaryo gereği. Peki İrem'in böyle... İrem'le Cem Belevi'yi aynı kantarda terazide tartmak anlamına geliyor bu. Yani İrem'in Cem Belevi'yle böyle bir işin içine girmesiyle ilgili reklama ihtiyacı var mı sence? Biraz haksızlık etmiyor muyuz İrem? Hayır. O değil. Tayyar'ın bahsettiği bir nokta var. Ben ona katılıyorum. Bu yapımcı tarafı da olur ya da çok hatırlı Cem'i desteklemek isteyen birini kırmamıştır. İhale üstüne kaldı. Dolayısıyla da hani duygusal bir kadın. Bir şey belki yaşarım diye de belli bir süre sonra bu işin içinden duygusallıkla girmiştir. Ama ben de diyorum ki başından beri tamamen Cem Bedevi'nin parlatılmasına yönelik bir birliktelik. Dolayısıyla evet her ne kadar bu aslında şöyle, Cem çok ağır konuşmuyor. Açıklamasını az önce okudunuz siz. Şu an İrem'in yaptığı açıklamalar da hani diyor ya çeyrek popçu, şucu, bucu, işte konser dilen falan. Hani konser dilen belki bir sanatçı için ağır olabilir ama aslında çeyrek popçu benim de var olmaya çalıştım. Bundan sonra nereye gideceğinle ilgili bir altını çizmedir. Aslında bir parça canı yandı galiba. Sanki derlere ya bir film çekelim ama sürekli aç sahneleri var, öpüşme var, sevişme var. Bir süre sonra etkileşim başlayabilir oyuncular arasında. Zaten daha iyi oynamaya başladılar. Sanki aslında bir PR senaryosu için bir araya gelen, tekrar söylüyorum yani senin söylediğine katılıyorum. Şeyi parlatmak için değil, Cem'i parlatmak için hatırlı ya da yapımcı tarafından belki aynı firmalar mı ya da İrem'in yapımcısı mı rica etti böyle bir şeyi İrem'den. İş duygusallığa kaçmak istedi ama olduğunu bulamadı. Yani ya tavırlarından ya da elektrik alamadı. Haliyle ayrıldılar. O ayrılığın sonunda da bakın az önce senin uyuyayım kalkayım ortalık biraz kızışsın demesinin altında bile kendi WhatsApp ya da işte sosyal medya veya özel yazışmalarıyla ilgili şeyleri deklare edeceğini söylüyor. Bunları ne kadar deklare edebilir? Cem bunları deklare edilmesini istiyor mu? Edilirse medya bunların üstüne atlar mı? Kesinlikle atlar. Bizim Nurettin gibi programlar... Abicim, şimdi dilersen dün bahsettiğim o görüntüler reji hazırladı. Onu bir ekrana verelim. Bakalım Cem Belevi nasıl bir performans yapmıştı. Bir tabii görelim. Ki. Haksız mıyım arkadaşlar? Bel fıtığı mı var? Tabii bel fıtığı var. O alt beden sürekli böyle gidiyor. Ay bu alt ayrı oynuyor. Bir hareket var böyle. Alt yani. Ayrı oynuyor, üst ayrı oynuyor. Alt ayrı, ne derler üst ayrı. Kışın başını ayrı oynamasın mı derler? Bilmiyorum. İşte bak şuradaki fıtığı değil, kıvrak demen lazım Tayyar.
Abi skinny pantolon skinny olalı böyle bir şey olmadı yani, anladın abicim, mı? Daha da yani. Hareket ediyor yani. Durak, İmdat diyor bacaklar içeride. Acayip durak. Bir şeydi dünya. Acayipti. Ve hayatımda gördüğüm en korkunç proporsiyona sahip dansözle çıktı sahneye. O dansöz gereksiz olmuş. Abi bir şey söyleyeceğim. Nereden bulmuş Salih Bey? Bir şey söyleyeceğim. Salih değil. Yok, Salih abiyle alakası yok. Kim? Hatta Türkan abla falan birliktelerdi. Hep birlikte oturuyorlardı. Türkan abla dedi ki bu kız bizim sahneye nasıl çıktı böyle dedi. Cem'in ekibi. Abi bir hani bacak arkalarında ya da basen bölgesinde selülüiti anlarım da ön bacakta selülüit ilk defa gördüm. Ya, bacak yani üstünde. Arkadaş Cem Melevi ile İrem Derici'yi yedik bitirdik. Gariban dansöze kaldık. Şimdi dansöze sardık bunu. Abi çok korkunçsuz. Görmen lazım yani, ama. Ne korkunçsunuz ya. İnanılmazsınız ya. Tabii tabii. Burada masanın melaikesi de sensin çünkü. Hay Allah. Canımın içi. Kurban evet. olurum. Bazen dede olduğu aklına geliyor. Bazen Allah'ım yarabbim. Evet. Pekala hadi. Hadi başka konuya geçelim o zaman. Fazla Say'ın gündemine gidiyoruz şimdi hadi arkadaşlar. Bir izleyeceğimiz... Size Antalya'dan bir arkadaşım bir şey attı, onu da anlatayım size. Ne? Bir tane teyze bakkal, bir mahalle bakkalı, karşısındaki market fiyatlarını şeye yazmaya başlamış. Vitrine. Teyze yazmış, bakkal yazmış market, tereyağı 70 lira diye. Teyze karşı hemen kağıda yazmış, tereyağı 60 lira diye. Market değiştirmiş, tereyağı 45 lira diye yazmış. Teyze 35 lira demiş. Biri demiş ki gidip ya teyze sen bunlarla niye baş ediyorsun? Bunlar çok yüksek miktarda tabii. mal çekiyorlar. İflas edersin. Ha. Oğlum ben hiç hayatımda tereyağı satmadım ki. Rekabet edip onlara fiyat indirtiyorum. Güzel. Helal olsun teyzeme. Ya müthiş ya. Vallahi her teyzem kimseye helal olsun ona.